ziyaret ettik. Dün de İstanbul'da bir cinayet yaşandı, görmüşsünüzdür. Bir erkek iki tane 19 yaşında kadını öldürdü. Beyoğlu'nda da bir kadın iki erkek tarafından tacize uğradı. Siz bu toplumsal şiddet olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef çok büyük bir üzüntüyle takip ettik. Uzun süredir de önü alınamayan bir şekilde bu tip kötü haberleri almaya devam ediyoruz. Pek çok katil daha önce cezaevini kendine mesken tutmuş, defalarca girmiş çıkmış kişiler. Maalesef tabii bir takım suçluların bazı aflardan yararlanması siyaset tarihinde hep konuşulmuştur. Bu son birkaç aydır hepimizi mahveden bu cinayetlerin suçluları hangi aflarla çıktı derseniz, bunlar Erdoğan affıyla, Bahçeli affıyla çıktılar. Nedir? Türkiye kötü yönetildiği için. Türkiye'de kendinden olmayan herkes tehdit görüldüğü için, cezaevleri olur olmaz şekilde dolup dolup boşaldığı için ve gerçek ceza çekmesi gerekenlere cezaevlerinde yer kalmadığı için sürekli infaz yasasında değişiklikler yapılarak hem suçlar caydırıcı olmaktan çıkarıldı hem de pek çok içeride olması gereken suçlu dışarıya salındı. Dünkü katil defalarca psikolojik tedavi görmüş çıkmış birisi. Devletin çok yakın takip etmiş olması gereken birisi. Bu haldeyken aramızda olmaması gereken birisiyken başımıza bu sefer de bu geldi. Bu konu Türkiye'nin kötü yönetildiğinin tescilinden başka bir şey değil. Ve şimdi şunu sormak gerekiyor. Bir yanda öldürülen kadınlar, bir yanda tacize uğrayan kadınlar. İstanbul Sözleşmesi'nden bütün meclisin mütabakatıyla çıkıp sonra seçimlere giderken bir takım grupların oyunu almak için kadın örgütlerinin dünya kadar itirazına, hatta AK Parti'deki bazı kadın siyasetçilerin bile itirazına kulak asmadan ve bizim bütün uyarılarımızı dinlemeden anayasaya aykırı, hukuksuz bir şekilde bir kişinin imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlar şimdi buna ne diyecek? Sayın Erdoğan, biz hep beraber İstanbul Sözleşmesi'ne oy verdik. Bir tanesi de benim. Büyük bir onurla, gururla oy verdik. AK Parti döneminde yapılmış bir tane iyi iş var nedir deseydiniz, İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul adıyla bağıtlanıp meclisimizden oy birliğiyle geçmesi derdim. Bir nazar boncuğu vardı. Onu da bir seçim uğruna mahvettiniz. Ama görülen o ki, seçim geçti, halen daha bu konuda bir öz eleştiri yapmak yerine hatada ısrar ediyor. Daha doğrusu bunu hata kabul etmiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatan bir sözleşme. Kadınlar öldürülüyor. İstanbul Sözleşmesi kadınları koruyan bir sözleşme. Kadınlar tacize uğruyorlar, şiddet görüyorlar. O yüzden milletimize İstanbul Sözleşmesi'nden tek başına ve hukuksuzca anayasa aykırı olarak çıkan Erdoğan'ı şikayet ediyorum. Ve kendisine şu çağrıda bulunuyorum. O sözleşmenin yeniden meclisten oy birliğiyle geçeceği bir zemini yaratmak sizin sorumluluğunuzda. Biz iki elimizi birden kaldırmaya yine hazırız. Varsanız İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden meclisten onaylayalım. Aslında şu anda çıkılmış bile değil ama hukuksuz bir şekilde Türkiye çıktı görünüyor. Ve maalesef bu katiller, bu kadın düşmanları, bu şiddet uygulayanlar da şöyle düşünüyorlar. Zaten artık bunları koruyan, güvendikleri şey ortadan kalktı. Bana bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Elbette kanunlar var ama yetersiz. Çünkü kadınların arkasından devleti çektiniz. Kadınların arkasında artık devlet durmuyor. Bu yüzden katillere karşı, zorbalara karşı daha savunmasızlar. Sayın Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ne önümüzdeki salı günü mecliste hep birlikte yeniden dönmeyi teklif ediyorum. Efendim, meclis açıldı. Oradaki görüntülerde çok konuşuldu. Devlet Bahçeli'nin özellikle DEM partilerle tokalaşması ardından yapılan açıklamalardan sonra siyasette yeni bir dönem mi başlayacak diye konuşmalar başladı. Siz buna katılıyor musunuz? Böyle bir dönemin başlayacağını düşünüyor musunuz? Siyasette
yeni bir dönem başlayacak başlamayacaktan öte şunu görmek lazım. Bizim normalleşme dediğimiz şey varıp da Erdoğan'la ya da Bahçeli'yle bir anlaşma yapmak değil. 22 yıldır bu ülkeyi bu hale getirenlerle bir anlaşma yapacak halimiz yok. Ne yapacağız? Biz bu iktidarı ilk seçimde değiştireceğiz. Ama normalleşme milletin seçtiklerine, milletin hatırına asgari saygıyı göstermek ve gerçek sorunlar konuşsun diye suni gündemlerden kaçmaktır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşan tek partiyken, CHP lideri Özgür Özel bütün liderlerle tokalaşabilen tek liderken, geçtiğimiz 1 Ekim günü bu konuda bir farklılıklaşma oldu. Ben bundan gayet memnunum. Sayın Bahçeli ile demin el sıkışması Türkiye'de tansiyonu düşürür, kutuplaşmayı azaltır. Şunu bilmek lazım. Kutuplaşma diktatörlere yarar. Kutuplaşma tek adamlara yarar. Kutuplaşma sosyal demokratlara ve halkın geniş kesimlerine her zaman zarar verir, zarar verdi. Sözün güçlü olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması lazım. Biz sözümüze güveniyoruz. Biz milletin sorunlarını biliyoruz. Nasıl çözeceğimizi anlatmak ve insanların kulakları bunu duysun istiyoruz. Çok kavga ederseniz ve lüzumsuz kavga ederseniz, suni gündemlerle kavga ederseniz, evde annesi babası kavga eden çocuğun iki kulağını kapatması gibi hiçbirinizi duymak istemiyorum dedirtmemek lazım seçmene. Bunu dedirtirseniz güçlü sözü olmayanların işine gelir. Güçlü liderliğine güvenenlerin, tek adamlığına güvenenlerin, anayasa ve hukuk tanımayanların işine gelir. Anne baba kavga ederken çocuk kulağını kaparsa hiçbirinizi duymak istemiyorum. Orada haklı haksız kalmıyor. Biz haklıyız. Sözümüze güveniyoruz. Bu milletin bizi duyduğunda bizi seçeceğini ve Türkiye'nin çok daha önemli işleri çok kısa sürede başaracağını biliyoruz. O yüzden kutuplaşma ne kadar düşerse, sesler ne kadar duyulursa, içerik ne kadar önem kazanırsa o kadar önemlidir. Yoksa varıp da Bahçeli demin elini sıktı diye biz ne Bahçeli'yle ne Erdoğan'la oturup ne anayasa yaparız ne bir başka. Bizim onlara sözümüz belli. Anayasaya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz. Konuşmayacağız. Biz kimseyle koalisyon da kurmayacağız. Ama Türkiye İttifakı'nı büyüteceğiz. Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar yapacağız. Efendim, bir de meclis açılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in sonraki hedefi Türkiye topraklarıdır diye bir açıklaması olmuştu. Ardından da siz de olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptınız bu konuyla ilgili. Salı günü 8 Ekim'de de bu toplantı gerçekleşecek. Bununla ilgili bu çağrınızın hemen yanıt alması, nasıl değerlendiriyorsunuz, ne düşünüyorsunuz ve stratejik olarak ne gibi konuşmalar olacak? Bir de bu konuda bilgi verirseniz. Ben şunu söyledim. Eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı meclisin kürsüne çıkıp bize İsrail yakında saldıracak, hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız diyorsa, derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını, bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım. Açık bir oturumda bunu yapamayacaktır. Kapalı bir oturum olsun dedik, bize bilgi verin. Buradaki meclisin toplanıyor olmasını olumlu buluyorum. Ancak o oturuma mutlaka Sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor. İki tane bakan yollayayım, onlar bilgi versin, işin ciddiyetine terstir. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika, yarım saat sürme zorunluluğu yok. Bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın. Yok, yasak sağlamak için böyle bir oturum olursa bunu çıkar millete ifade ederim. Hele hele bilmediğimiz bir şey söylenmez ve aslında meselenin, Türkiye'nin güvenlik sorunu var. Güvenlik birinci sıraya çıkarsa, bu korku birinci sıraya çıkarsa, şu an birinci sırada olan yoksulluk, işsizlik, açlık, güvencesizlik, okullardaki durumdan memnuniyetsizlik geriler diye düşünüp böyle bir güvenlik meselesini suni olarak şişiriyorlarsa bunu da millete şikayet eder. O yüzden devlet ciddiyetine yakışır bir sunum, devlet ciddiyetine yakışır bir bilgilendirme bekliyorum. O ciddiyete uygun davranacağım. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır. Ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam
bunu milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama oradaki kandırmacayı paylaşırım. Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer bunu yapmaya kalkan olursa ifşa ederim. Yok, bizim bilmediğimiz, onların bildiği gerçek güvenlik sorunları varsa bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Ama yine de bu milletin esas meselelerini konuşmaktan bir adım geri durmayız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Eline sağlık.